Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnsan bab, bab-ı insaniyettir. İnsaniyet babtır. Bab, kapıdır. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Nerede geçer bu biliyorsunuz? 11. hakikatta, yani 10. sözde. Yani bab kapı. Çok ilginçtir. Vacibül vücudun kapısıdır insan. İnsan vacibül vücudun giriş kapısıdır. Anladık mı? Bab-ı insaniyet Hakk'ın cilvesidir. Bab-ı insaniyet, insaniyet kapıdır. Oradan insan girecek. Yani nereye girecek? Vacibül vücuduna girecek. O tarafa doğru. Yani biz külliyatta hiç kışır yok. Orada niye koymuş onu? Çok ilginç değil mi? İnsaniyet kapıdır. İnsan girendir. Peki 10. söz değişmez mi bu noktadan baktığın zaman? Oradan da kapıyla ben farklıyım ya. Tabii ya. Yani o zaman insanla o giren farklı yani. Tabii insaniyet kapıdır. Mesela pencereler diyor, reşalar diyor, katre diyor, lem'a diyor, şu'a diyor, cilve diyor. Başka, sevdiğinin alametinden biri de, sevdiğini sevenleri de sever. Sevdiğini, sorgula kendini, sevdiğini hakikaten seviyor musun? Evet, seviyorsan, sevdiklerini de seversin. Allah'ı seviyor musun? Kendime yazılmış bir şey. Seviyor. Nereden biliyorum? Allah'ı sevenleri de sevmem lazım. Peki, Risale-i Nur'u seviyor musun? Seviyor. Sevenleri sevmiyorsun. Sevmiyorsun o zaman sen Risale-i Nur'u. Risale-i Nur'a sadık mısın? Sadım. Risale-i Nur'a sadık olanları seversen sadıklığın onaylanır. Anladık mı arkadaşlar? Çok ilginç. Başka? Öyle kuru iddia yok. Orada kuru... Peki bazen şöyle diyor. Abi diyor kalbimi kırdın diyor. Bak bir yer kırıldı doğru ama o kalp değil, nefis değil. Ben bir şey söyleyeyim. Benim söylemem, dememle üzülmenize gerek yok veya üzülmelerine gerek yok. Çünkü benim ne cennetim var ne cehennemim var. Eğer ben size bir şey söyleyip vicdanen azap çekiyorsanız o yanlıştır. Yani benim söylediğim keşke yanlış olsa. Çünkü cehennemim yok. Ama eğer söylediğim haksa, Aziz-ü Cebbar'dan kork. O azizdir. Aziz-i Muntikam'dır. İntikam alıcıdır. Acımasız alıyor. O zaman böyle yazdıklarımıza, çizdiklerimize, konuştuklarımıza kulak olduğunu, sadakatin sorgulama metotları olduğunu gösterge önümüze koyacaklar onu. Haşirde koyacaklar önümüze. Ha bak. Bunu dedin. Hiç kimse yoktu odada bunları yazdın. Hiç kimse yoktu bunu söyledin. Ver bakalım bunun hesabını. Ve ezeli ve ebedi bir daha o hatayı, özür yok orada. Bedeli cehennem. Özür yok. Doğruysa bedeli cennet. Bedeli değildi, ikramı bedeli cennetti. Yani hemen söyleyen kişinin, daha çok biz şöyle yaparız. Söylenilene bakmayız. Söyleyen kimdir? Ona göre söylenilene değer veriyoruz. Yoksa vermiyoruz. Basit bir adamsa, ciddi bir şeyi bile söylese ciddi alınmıyor. Adam mesela diyelim ki bana taassubi bir nefreti varsa, neredeyse kulu vallahu ehad, Allahu semed suresini söylesem yanlış diyecek ona. Söyledim ya ben onun için.
acayip tuhaf bir zamandayız. Onun için Barla'da diyor ki, bu ahir zaman çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak. Az olacak, az. Az. Bu asra kayıp asır deniliyor. İnsanlık yaşanmamış kabul ediliyor. Onun için müşteri aramıyoruz. İhtiyacını hissedenler gelir. Ya. Başka? Fırsatların kazası olmaz. Fırsat eline geçti, yaptın yaptın, yapmadın uçtu gitti. Bir dakika önce fırsat gitti. Hep kullanırım, hatırlar mısınız? Şimdiye kadar milyarlarca insan gelmiş değil mi toprağın altında? Bunların içinde Şeddatlar var, Nemrutlar var, Ersa, Firavunlar var. Allah aşkına o Firavun şu anda bir dakika gelse ne yapardı? Firavun ne yapardı sence? Bir dakika. Ne yapardı? Şehadet kelimesini getirdi. Şehadet kelimesini getirirdi. Sonsuz cehennemden kurtulup sonsuz cennete geçmesi için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derdi. Yani o şu anda ve onun gibi milyarlarca insan yalvarıp yakarıyor değil mi orada? Ya Rab bir dakika bana mühlet ver dünyaya çıkayım. Diyorlar değil mi? Öyle diyor. Hadiste de geçiyor. Hatta Allah Resulü diyor ki cennet ehli de cehennem ehli de pişmandır. Cennet ehline pişmandır. Daha niçin çok yapamadım diye. Peki milyarlarca insanın yalvarıp yakardığı o bir dakika sende bende şu anda var. Ya. Ama o hissiyat yok abi. O hissiyat yok. İşte o hissiyatı böyle oluşturmaya çalışıyoruz. Yani hissiyatı tahrip eden şartlar çok. Eğer şartlara girerseniz, gençsiniz bak hepinize söylüyorum. Şartlara girerseniz o şartın dışında hissiyat ve fikirleriniz olmaz. Olsa da bir işe yaramaz. Suya girdikten sonra kuruluk duygusu olmaz. Kuruluk hissiyatı olmaz. O hissiyat olmasa öyle akıl da olmaz, fikir de olmaz. O da olmaz. Demek ki iyi olmak istiyorsanız kesinlikle, ama kesinlikle söylüyorum üç defa, kesinlikle iyi olmak istiyorsanız lütfen iyi şartlarda bulunun. Şartları siz tercih ediyorsunuz. Şartlardan sonra hissiyatınızı bulunduğunuz zemin size yüklüyor. Yani kötü yerde olup iyi olma lüksünüz, şansınız yoktur. Olmaz ya. Çünkü mesela bu su, mesela bu çiçek, mesela yediğim bir kayısı. Nereden gelmiş kayısı? Çok önemli. Malatya'dan. Malatya'nın coğrafyasını taşıyan bir alamet olduğunu eski kitaplar yazar. Yani oranın coğrafyasını ve oranın iklimini, simgeselliğini taşıyor. Yediğin zaman o atmosferi yaşar. Dolayısıyla insan gitmediği halde dünyanın her atmosferini yaşarmış. Sirayet var, yani zeminden kişiye, kişiden zemine sirayet var. Mesela misal veriyordum, Osmanlı Camisi'ne giderseniz neler hissedersiniz? Cumhuriyet tarihinde yapılan camiye giderseniz bak neler hissedersiniz? Cuma'dan çıktık mesela bak. Cumhuriyet tarihinde yapılan şey. Yani şey gibi yassız tuzsuz geliyor. Şurada bir mescit var, yassız tuzsuz. Yani cami, binanın, Allah hepsinden razı olsun yapanlar ama... Olmuyor işte, ne kadar mübalağa anlatsan da olmuyor. Hocam sizin dediğinizle ilgili bir ayet dikkatimi çekti de. Tevbe suresini okurken. Tevbe suresi. 119'da Allah'tan sakının diyor. Allah'tan sakının. Sadık kimselerle beraber olun diyor. Allah Allah. Aklıma sizin o dediğiniz iyilerle beraber olun diye söylediniz ya. Doğru zamanda. Doğru Allah Allah. Çok... Bu asla. Evet. Bak bunu dökeyim. İslam namazı mümkün değil değil mi? Olursa mucize olur. Adetullah böyledir. Bunun gibidir kesin. Neredeyseniz osunuz. Evet. Neyi düşünüyorsanız onun içindesiniz. Bu lamicim yoktur. Ha? Risale okuyun. Abi anlamıyorum. Ben sana anlaman için söylemiyorum. Kur'an'da anlamıyorsun. Ama niçin okuyorsun? Feyiz var. Allah ile sohbet var. Ruh gıdalanıyor. Ben bunu aklını anladım mı? Bak. Akla mı gitti, mideye gitti? Ses,
Mideye gitmedi, atladı, kulağa gitti. Buruna gitti. Her şeyin midesi ayrıdır. Sen oku, karışma. Asa-i Musa'yı okutarak zannediyor ki bana kitap okutturuyor. Sen okusan ne olur, okumasan ne olur. Ben okusam ne olur, okumasam ne olur. Kitabın buna ihtiyacı yok, benim ihtiyacım var. Gaye şu, kimin eseri okuyorsanız onun ruhaniyetine bağlısınız. Allah'ın eserini okuyorsanız Allah ile bağlısınız. Ki Allah öyle diyor. Kur'an okumak benimle sohbettir. Diyor mu? Diyor. Bediüzzaman'ın Hazretleri'nin eserini okursanız ruhani bağ oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin eserini okursanız onunla bağ oluyor. Bu bağdır. Senin istemenle alakalı değil. Fırsatlar fırsattır. Fırsatlar gitti mi? Yeni bir fırsat fırsat değil. O fırsat gitti. Başka bir fırsattır. Fırsatın kazası yoktur. Hatır için ne olur yaşamayın. Hatır için nikah, hatır için talak, hatır için namaz, hatır için haram, hatır için cemaat tercih etmeyin. Hatır için cemaat tercih etmeyin. Başka? İnsanların içindeyken yalnızlık aramaktansa, insanların içindesin ama yalnızlık arıyorsun. Ondansa yalnız kalıp da insanların içine girmeyi arzulamak daha evladır. En azından bir arzun, hedefin olmuş olur. Aynı kanunu evliyken huzursuzluk çekmektense bekar kalıp da evi arzulamak evladır. Çok acayip tarih şeyde yazmışım. Bir daha söyleyeyim. İnsanların içindeyken yalnızlık aramaktansa, yalnız iken insanların içini aramak daha evladır. Evliyken bekarlığı özlemektense, bekar olup da evliliği aramak evladır. Çünkü niye? Bari bir hedefin olur. Keşke olsam, keşke oraya varsam, keşke orada olsam, keşke o bende olsa demek daha iyidir. Nereden? Ya keşke bunlar olmasaydı demekten. Bir adamla diyordu da hocam haçta, burada kalıp memleketi özleyeceğime memlekete giderim, Kabe'yi özlerim daha iyidir. Daha iyidir. Evet. Çok doğru söylemiş. Kabe'de olup da diyor, Türkiye'yi özlemektense Türkiye'de olup da Kabe'yi özlemek evladır. Doğru söylemiş. Bu da bizim bir şeyden dolayı bir notu hatırlıyorum o şeyi, onun için yazdım. Anladığınız gençler, yani bir tanesinde hedef yoktur, ötekisinde hedef vardır. İnsanı canlı tutan hedefin varlığıdır. Hedefiniz olmalı. Yani huzursuz insan kimdir? Gaye hayali olmayandır. Huzurlu insan kimdir? Gaye hayali olandır. Bir gaye hayal dersi yapacağım ama fırsat bulamıyorum. Yani araştırmam lazım. Başka, ilmin kıblesi sadakattır. Başka, onu çok zikrediyordum. Ölümden korkmanın en büyük sebeplerinden biri de dünyada terk edeceklerinden korkuyorsun. Hele bir baksana terk etmek istemediklerinin bu kadar alakadar olmana değer mi? Yani dünyada terk etmek istemediğin şeyler var. Onun için ölümün bir sebebi terk etmek istemediklerindir. Bak bakalım terkini istemediğin şeylerin yanında bu kadar kalmaya değer mi? Yani böylelikle ne yapmaya çalışıyorum kendi alemimde, ben de sizinle paylaşıyorum. Aklımı ikna etti mi hissiyat artık arkasından geliyor. Başka? Telefon geliyor. Onaylarsan sesi, sureti ve mailini görürsün. Okursun, dinlersin. Onun burada olabilmesi senin burada sırf düğme basmanla olur. Telefon geliyor. Onaylarsan sesi, sureti, üçgesi, maili vesairesi burada hazır olur. Onaylamasam yok. Nereye kullanabiliriz bunu? Alemi gayb her an 18 bin alem insandadır. Onaylaman lazım. Yani
düğmeye basman gerekiyor. Düğmeye basman... O alemlerdeki değişikliği de buradan yapıyorsun. Buradan yapıyorsun. Görüntünün ayarlarını da düzeltiyorsun ya abi. Buradan düzeltiyorsun. Yani o alemleri buradan düzeltiyorsun. Evet. Bu düğme nedir hocam mesela düğmeye basmak? Düğmeler ve ükteler diyor üstad. Evet. Düğme ve ükteler diyor, insanın ruhuna konulan istidat ve kabiliyetlerdir. Ükte diyor, ükte. Yani namaz kılmak bir düğme yani. Evet, namaz kılmak düğmedir. Alemini, oruç tutmak düğmedir. Alemini değiştiren şey. Başka? Benim bu şahademdir. Benim, şu anda söyleyeceğim bana aittir. Kabul ederseniz edersiniz, etmeseniz hiçbir dini şeyi yoktur. Benim tespitim, yani uzun zaman topladığım bir şeyi hulasa edeceğim. Sol eliyle ve abdestsiz yemek yiyenlerde, dini sohbetlerde uyku çok gelir. Sol eliyle yemek yiyen ve abdestsiz yiyenlerde, derslerde uykusu çok olur. Dersi yapan mı yoksa o adam mı? Kim ise uykusu. Yapan da tek uyku gelmez. Çünkü bir şey anlatıyor kendisini şey yaptığı için. Onun anlattığı şeyle uyuyor millet yani. Evet. Onun anlattığı şeyle uyuyor veya anlattığı şey canlıdır. Uyuyan da bu var. Hı. Mesela uyuyor. Diyelim ki sen abdestsiz yemek yiyorsun. Veya sol elle. Kaşık şöyle. Ekmek bunda. Nereden alışmışlarsa, Allah Allah, bıçak burada, şey burada, medenilikmiş. Senin medeniliğin batsın. Sol elle, böyle kaçatalı da böyle, eti böyle yiyor. Medenilik batsın. Perişan olup gidiyorlar, eti böyle yapacak. Tutsana lan, işte ye işte. Ye işte. O anlatmıştım size. Bu belediyenin bir yeri var, şu yedi kulenin altında. İsmet'le mi, kimle gitmiştik, misafirlerim vardır dışında. Geldi böyle bir et şeyi. Abi kıt kıt kıt. Kardeşim bırakın Allah'ım. Bütün masraları da seyrediyormuş. Ya bırak kardeşim. Abi sen istediğin aldığın için ne derler diye burada da blok ediyorsun. Bakıyorlar. Ne derler diye yemekte yesem ne olacak ya? Kardeşim bu terbiyeci. Yıkadık mı elime? Tut kardeşim bu kemikli yani. Ben bıçakla alma. Tut adam gibi ye ya. Kavuz açıldı abi ya. Oradan. Hanımefendi söyledik. Beyefendi özür dilerim. Konuşmanı buradan duydum diyor. Tebrik ederim diyor. Kaçık sıcık. Çok doğru söylüyorsun. Buradan duydum diyor. Ben de öyle yapacağım diyor. Ne derler diye üniversite okuyoruz. Ne derler diye yemek yiyoruz. Ne derler diye sol elle yiyoruz. Bu kadar da olmaz kölelik ya. Bu kadar kölelik de olmaz ya. Affedersem. Gavur ne sürerse ben de süreceğim. Geçen bir tanesine giden geldim. Sizi yazdım. Yavrum dedim ne o donun gözüküyor, pantolon, yırtık pantolonla dolaşıyorsun. Bakıma dedim ki ya burada tezi var dedim oraya bir yamaktan. Tamam hocam falan kıpkırmızı. Ben ne bileyim böyle sor. Mer soraymış, sonra anlaşılmış yırtık dolaşmakmış. Yırtık pantolonla yırtık dolaşılıyormuş ha. Eskide biraz soyulmuş gibiymiş. Şimdi yırtık. Vallahi doğru söylüyorum don gözüküyor ya. Özür dilerim donun gözüküyor adamın. Delikanlı. Öyle mi ya ben mi uyduruyorum yani? Öyle öyle. Ben bilmiyordum çıktığı zaman. Dedim ya sen git ya bu terzi dedi. Ha burada dedim şey yap dedim ya. Ya bu donu gözüküyor ya. Tamam hocam falan dedi. Bu şeye nasıl intikal ettiniz abi bu sol elle yemek uyulmasına? Şimdi. Belki bir şeyden esinlenmiş. Tabi bak. Şimdi bu şey yapıldığı için. Sol elle fiziksel ilk önce şeyini anlatayım. Bir kere dinmen etmiş. İlleti emirdir. Allah Resulü yemeyin diyor. Tamam. Allah Resulü demiyor. Hikmeti şu. Bütün o çekiciler insan kadar çanak anten yoktur. Mesela radyo çekmiyorsa elini sür radyo çeker. İnsan en iyi antendir, çekendir. Onun için şimşek iner insana. Böyle ağaca indiği için değil. Mesela çekilmeyen radyoya böyle o böyle dağlarda, tepelerde sür elini çalar insan. Böyle insan sağ elini hep çeker. Sol el boşaltır. Vücuttaki negatifi. Yani gelen bilgiler girer. Buradan çıkar. Hadis de kullanayım. Sol el kaşınırsa cinler veya şeytanlar burada musallat olmaya çalışıyor. Ruh müsaade etmiyor. Burada kavga oluyor. Onda kaşıntı olur. Yani ama girmişse kaşıntı da olmaz. Böyle kaşın. Sağ kulağınız kaşınırsa diyor hadiste Rahman seni anıyor. Rahman seni anıyor. Hani bu
Bu fiziksel şey, tezahürü de şu. Çınlama değil değil mi hocam? Kaşınma. Kaşınma. Yani. Çınlama da geçiyor. Evet. Onu mesela derler ki işte kulağım çınlar birisi anıyor. Yani o girmeye çalışıyorlar, ruh müsaade etmiyor. Girmemiş müjde yani. Girse kaşıntı olmaz. Girmemiş, giremiyor. Çünkü senin imanın derecesi enerjidir. Bekçi diyor. Ondan sonra akıl diyor, bekçi iman diyor. Lematta. Akıl, bekçi iman. Yani bu duygular hepsi enerjidir. Cinler de, şeytan da enerjidir. Giremiyor. Şimdi fiziksel olarak Lian sistemiyle çekilen fotoğraflar var. İnsanın buğumları tek tek, sağ taraf hep çekiyorlar. Bu et biliyorsunuz eşittir mc kare. Madde yoğunlaşmış enerjidir. Çektikleri zaman böyle anafor gibi sol koldan aşağıya siyah renkler gözüküyor. Bayağı ciddi bir koyu bir siyahlık, donuk renk parmaklarda inceleşiyor. Aktığını gözüküyor. Yani bu fotoğraflanıyor, fizikseldir. Dini değildir anlattığım şu anda. Yani sol elin büyümleri ve yapıları donuk şeydir, kapalı renk ve bir yere akım varmış gibi gözüküyor resimde. Burada canlı renkler var. Böyle yani geliyor, yürüyor. Geliyor, yürüyor. Şimdi onun için burada eğer sol elle yerse veya öfürerek yemeyiniz diyor kaşığa Allah Resulü. Çünkü buradan çıkan gaz buraya reaksiyona giriyor, tekrar yiyoruz. Buradan çıkıyor. Ben bunun dedim, dini bir emrin ve aylarca, senelerce kafama takıldı. Ve niye takıldı da bilmiyorum. Belki birisinin işine yarayacak bu. Ya bunun mutlaka fiziksel bedende bir karşılığı olması lazım. Onun olduğu gibi dimağda, kalpte karşılığı olacak, hayatta da karşılığı olacak. Söylen, ondan sonra oturup kalktığım arkadaşları inceledim. İkaz ettiğim halde tekrar yiyor. Söylen. Bu adamın hayatını bir seyahat ettik, dostluğumuz yağıldı, derslere gittik, kitap okuduk, misafir oldum. Baktım, ders başlar başlamaz çok ilgimi çekti. Bu adamın ne özellik var ki? Beraber böyle sohbet ediyoruz. Bu sohbet var ya şu sohbet. Burada uyumuyor, Risale-i Nur'da uyuyor. Baktım bu adam uyuyor, uyumaması lazım. İlmi bir ders yapıyoruz, mesela Allah'ı niye görmüyoruz? Veya gayb, insaniyeti yapıyoruz, hemen uyuyor. Araştırmaya aldım bunu. Bunun ne özelliği var ki? Hemen derste uyuyor. Bir kişi değil, iki kişi değil. Bir araştırdım. Zahirde bir şey bulamadım. Ama var da özel hayatına karışmıyorum. Sonra baktım zahirde gözüken hep solla yiyor. Bu sefer sol elle yiyenleri araştırmaya aldım. Gözetlemeye aldım. Biliyorsunuz devamlı iftarda, camide, düğünlerde, ne bileyim dershanede misafirlerimiz eksik olmuyor. O adam aşağıda yedik, yukarıda oturuyor, bak hemen uyuyor. Sonra bunu 1-2-3, 1-2-3, 1-2 denedim. Baktım ki sol elle yiyenlerin ve sorduğum zaman da abdest olmadığını da gözlemledim. Uyuduklarını, derste uyuduklarını gördüm. Tecrübedir. Bu kabul edilir, edilmez yani. Bu şey değildir, dinin çerçevesi yoktur. Bana aittir. Ömer nasıl bilmen ilim halinde yazıyor. Ne yazıyor? Esnemek diyor iki nedenden dolayı diyor. Bir karın tokluğundan bir de tembellikten esner diyor. Allah Resulü ömrünü hiç esnememiş. Hiçbir alim, hiçbir fazil, hiçbir kamil, hiçbir meraklı alakadar derste uymamıştır, gözükmemiştir. Yani yoktur yani böyle bir şey. Neyse. Hayatta hiçbir şeyi erteleme. Zamanını iyi kullan, sakın boşa harcama, kimseyle kavga etmeye, haklı çıkmaya çalışma. Çünkü kavga edecek zamanımız yok. Hatta diyorlar, abi nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Abi nasıl oluyor? Kötü olmaya zamanım yok. Kötü olmak için, Allah Allah nasıl dedi ya, niye dedi? Allah Allah ya, yani düşüneceksin, düşününce o iş çıkacak, o iş çıkınca da kötü hissedeceksin. Kötü olmaya zamanımız yok. Hakikaten zaman yok ya. Atleti değiştirme zamanım yok da düşüneceğim seni. Nasıl dedi ya? Niye Allah. Niye diş yapacağım? Olmuyor mu? Oluyor sonra kendimi kötü hissediyorum. Tak hemen modu değiştiriyorum. İyi düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Onun hakkında iyi güzellikleri düşünüyorum. Hemen ondan geçiyorum. Haset veya
nefret, kızıyorum birisine. Onu nasıl aşıyorum? Niçin? Kendime göre aşma metodum. Senin dişini yaparsa yapar. Kullanırsan kullan. Haset veya gıybet ve hasret ettiğin kızdığın adamdan, zihninden meşgul olmasını istemiyorsan, ondan kurtulmak istiyorsan şöyle yap. Ona dua et. Devamlı ona dua et. Şeytan baktı ki kardeş kardeşe dua ediyor. Vallahi o haset ettiğin ortadan kalkacak. Şeytanı devreye sokuyorum ben. Bunu bana şeytan yaptığı için şeytanın psikolojisini kullanıyorum. Çünkü şeytanın psikolojisi şuna çalışıyor. O adamla konuştuğumuz zaman. Şeytan var üzerine felsefesini yapar. Yok üzerine yapmaz. Mesela abdesti var olana abdestin var mı dedirtir. Olmayana abdestin var mı dedirtirse abdest alır adam. Yoku var üzerine kuran vehimdir. Dima. Tahayyül de o da. Şeytanın imanı var mı? Kime der? İmanlıya der. İmansıza diyemez. İmansıza dese ki senin imanın yok ha falan, cehennemliktir falan. Dese adam imana sahip olacak. Çünkü gidici iman edecek bu sefer. Şeytan ne diyorsa o vardır. Mesela şöyle bir şey diyeceğim ama garibinize gidecek. Uyguladım. Şimdi diyelim ki namaza duracağım. Bakıyorum. Abdestin var mı yok mu? Abdestsizliğime dair bir abdestsizim diye bir şey gelmiyorsa gidip abdest alıyorum. Ya hiçbir şey yok. Abdest, çünkü niye? Eğer benim abdestim olsaydı şeytan yok diyecekti. Madem yok demiyorsa herhalde benim abdestim yoktur. Çünkü şeytanın psikolojisini çözünce çok rahat ediyorsun. Mesela abdestli olduğuna, imanlı olduğuna ben sana tapu veriyorum. Şeytanın sana verdiği vesvese onun tapusudur. İmanın tapusu vesvesedir. Abdestli olduğuna tapu ve abdest şüphesi gelmesidir. Abdest şüphesi geliyorsa onun da kesin Allah senin abdestli olduğunu göstermek için şeytanı onaylattırıyor. Elhamdülillah. Anladık mı? Yaşadım abi. Farzdayım abi. Sünneti kıldık, yok. Derste yok. Yolda giderken tam namaza durdum. Senin abdestin yoktu galiba. Acaba ben de biraz şey yaptım da nasıl uyandım yani. Şeytanın mantığı, unutmayın, şeytan varın üzerine kurar mantığını. Vehim ise yokun üzerine kurar. Mesela kafir imansızlıktan korkar mı? Kafir imansızlıktan korksa iman eder. Allah Resulüne gelmişler sahabe-i kiram. Ya Resulallah, imansızlıktan yani korkuyoruz, böyle şeyler geliyor. İmansızlıktan korkan diyor, halis iman sahibi olduğuna en kesin delildir diyor. 86 galiba menasbinde de geçiyor. Ya Resulallah, imansızlıktan vesvese mi geliyor diyor. İman hakkındaki vesvese halis bir imanın delilidir. O hadis abi. Hadis. Ramuzül hadiste geçiyor. Arkadaşlar, şeytanla bizim arkadaştır. Onun psikolojisini kısmen çözdüm. Allah verdi bana. Bunu diyebilmen için inan vallahi 10 sene lazım. Hangisini? Şeytan varın üzerine mantığını kurar. Bunu bir cümledir ama 10 sene en az. Şeytanın psikolojisini bilmeyen, Allah ikram etmemesi bunu diyemez. Ben o vesvese risalesinin üzerine, biliyorsun bu işlerle meşgul olduğum için istifade edin diye söylüyorum. Ve vesvese ve psikoloji bu. Enfusi derslerimden sonra bu adamla karşılaştığım yolda, rastladığım yerlerde bu adamla, bu adam var üzerine mantığını kurmuş. En büyük mesela baş belasız mısın diyor, beni kullanıyorsun. Bak, imansıza imanlı mısın, imansız mısın demez. İmanlıya imansız mı? Mesela bak, kendisi Allah'tan korkmaz, insanları Allah ile korkutur. Kendi imansızlıktan korkmaz, Müslümanları imansızlıkla korkutur. Kendisi ölümden korkmaz, geberecek. İnsanları ölüm korkusuyla korkutur. Kendisi abdest almaz, namussuz. Bizi abdestsizsin diye korkutur. Or ki korkulacak, sen niye almıyorsun? Korkulacak bir şeyse sen niye korkmuyorsun? O ki imansızlık çok kötüdür, sen niye iman etmiyorsun? Yemezler diyeceksin, tamam mı? En iyi.
kokla diyeceksin. Şeytanın mantığı bu. Ya şeytanın mantığı çok tuhaftır ya. Sordum ona ben. Niye böyle biz acımasız, amansız düşmansın? Verdiği cevabı söyleyeyim size. Şizofreni diyebilirsiniz bana. Manyağın birisi. Ne derseniz deyin. Şeytan nasıl böyle der? Böyle soruyu sordum bıraktım ben. Bu soruyu dedim sanadır. Bıraktım. Siz de yapın görürsünüz. Ey şeytan sen niye bana ve insanlara, Müslümanlara amansız düşmansın? Soruyu saldım. Ya Rabbi dedim. Bu soruma cevabı şeytanla verdirt bana. Fazla geçmedi. Öyle içime duanı söylüyorum tabii konuşma. Şeytanın insanlara düşman oluşunda şöyle dedi. Dedi ki sen Kur'an-ı Kerim'de Nas ve Hadis-i Şerif'te açık cehennemlik olduğunu Allah ve Peygamber bildiseydi senin psikolojin nasıl olurdu dedi bana. Bu soru onundur bana. Bu soru söyledi. İnan bana ait değil. Bir daha söylüyorum. Sen Kur'an-ı Kerim'de Nas ayetle cehennemlik olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam demiyor. İnandığın peygamber diyor. Hadisiyle senin cehennemlik olduğun bilseydin sen nasıl olurdun? Vallahi dayan motor yana. Ben böyle bir psikoloji altındayım. Ben böyle bir psikolojinin sahibiyim. Götürebilecek kim varsa onlar da götürür. O zaman diyor ki götürmekten şey yapmıyor. Zevk değil bu onun. Ben diyor o korkunç bir kaos, ademi vücudun enerjisini patlayacağım, çıldıracağım diyor. Bir yere vurarak, çarparak diyerek rahatlıyorum kısmen diyor. Onun için sana, onun için düşman. Allah da diyor ki benim halis kullarıma vehimden başka bir şey veremezsin. O da halis kullarını senin psikolojini çözdü mü? Tamam. Tamam. Neydi? Bir de okuyorum. Hayatta hiçbir şeyi erteleme, zamanını iyi kullan, sakın boşa harcama, kimseyle kavga etmeye, haklı çıkmaya çalışma. Çünkü zamanımız yok. Kavgaya zamanımız yok, haklı çıkmaya zamanımız yok, hemen an gidiyor. Tüm hayatın boyunca ölüm anın için hazırladığını unutma. Tüm hayat boyu bilgilerini ölüm anında kullanacağını unutma. Ölüm anında kullanacağız bu bilgileri. Onun için nurcular şeytana aşılıdır. Çocuğa aşı verirler. Yani mikrop verirler ki gelecek tarihteki o mikrobu tanısın diye. Biz imansızlığa aşılıyız zaten. Şeytandan. Yaşarken dünya ne kadar anlamsızdı ama ölüm anı bunlar tersine döndüğü andır. Bak bir daha okuyorum. Yaşarken dünya ne kadar anlamsızdı. Hakikaten bitti, anlamsız. Ben ne anladım 50 küsür sene? Ama anlamsızdı ama ölüm anı bunlar tersine döndüğü andır. Yani bütün anlamlandığı an ölüm anıdır. Hayat anlamsız gibi geliyor. Ama unutma. Hayat yaşıyorsun, anlamsız, vur çal oynasın, anlamsız, hayattan böyle bir şey beklemiyor. Ama hayatın 50 senen, 60 senen anlamlandığı, manaya dönüştüğü an ölüm anıdır. Unutma. Hadiseler sana geleceği aralıyor. Sana dense ki, bir saat sonra öleceksin, ne yapardın? Ha, şimdi hemen onu yap, erteleme. Davanın antivirüslerin ne kadar güçlü olduğunu idrak et. Davanın düşmanlarını anla ve hiçbir şeyden korkma. Allah'tan kork. Çünkü Allah diyor ki, bir şeyden korkmayın, ayet meali. Benden kork diyor. Allah'tan kork. Bunun bedelini şöyle anlatıyor. Hadiste galiba okudum, Murat belki hatırlarsın. Allah bak bir daha söylüyorum, bir mana söylüyorum ayette. Benden korkun, hiçbir şeyden korkmayın. Bu ayet abi. Bu ayet. Şimdi başka bir şey anlatacağım da. Hadis, bunu bakayım. Hadis zannediyorum ama demeyeceğim hadis diye. Hatırladığım bilgi, o hadis midir bilmiyorum. Ama öyle zannediyorum. Diyor ki, Allah'tan korkmayanı,
başka şeyler, şey, Allah'tan korkacaksın, Allah'ın dışında korkmayacaksın. Bunun tersi, Allah'tan korkmayın. Korkmamanın bedeli, Allah'ın dışındaki her şeyle Allah seni korkutacak. O manada var yani. Çok, evet, çok var. Yani. Allah'tan korkmasan ölümden korkarsın. Allah'tan hakkıyla hakkıyla korkmasan kanserden korkarsın. Allah'tan hakkıyla korkmasan yüksek tansiyondan, kalp krizinden korkarsın. Allah'tan hakkıyla korkan hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü onun bir gayesi var, Allah. Onun içi diş Allah. Normalde bunu mesela Hazreti Ömer zamanında olmuş abi. Bir yerleşim bölgesine yırtıcı bir hayvan girmiş. Kimseyi eve yaklaştırmıyormuş, evlere. İşte Hazreti Ömer'e mektup yazmışlar. Gelmiş, gitmiş hayvanın kulağından tutmuş, çıkarmış oradan. Demiş ki siz Allah'tan korksaydınız Allah bunu size musallat etmez demiş. Ya. Nil'in nehre attığı şeyi biliyor musunuz da mektubunu? Nil'e bu mektubu gidene atın dedi. Nil taşıyor, tarlaları yok ediyor. Bir mektup yazıyor. Allah'ın izniyle bundan sonra dağa taşma. Nil müekkel melekesi var. Dağa taşma, mutedil ol. Bunu nehre atın dedi. Tak, nehre iniyor şeye. Çünkü vefat ettiği anda dağdaki çoban ne dedi? Dağda çoban keçileri otlatırken bir anda hiç olmayan tarihte 30 ki kurt keçiye saldırmış. Sen ne yapardın kurt keçiye saldırınca? Lop tüt 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 ben bağırır çağırırsın. Adam şöyle yapmış. Eyvah Ömer gitti. Ve hiç uğraşmamış kurtla. Şehre gitmiş. Çünkü Ömer varken kurtlar bile keçilere musallat olamıyormuş. Allah Resulü'nün hadisi var. Fitne çıkmaz diyor Ömer varken. Vay be. İnsanlar fitne yapamıyor Ömer varken. Nasıl bir iman dalgası. İman boyutu. Ben biraz kafamı o boyutlara çalıştığım için. Enerjiye. Başka? Sen yalan söyledinse sana yalan söylenmesini onaylıyorsun demektir. Yani sen yalan söylüyor musun? Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarla kapını. Yalan söylüyorsan yalan söylenilmesini onaylıyorsun. Bana yalan söyleyebilirsiniz demekmiş. Allah da musallat ediyor yalanı. Hani İmam Azam diyor ya, bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Başka, bütün dertlerin dermanı olan kendini tanımaktır. Başka, nefsini ilah edinenin cezası Allah'ı kaybetmektir. Allah'ı tanımaktır kendini tanımak, yani kapı oraya çıkıyor. Bab-ı insaniyet kapıdır, insan girendir. Çıkan yer Cenab-ı Hak'tır. Bab-ı insaniyet ismi Hakk'ın cilvesidir diyor. Bir şeyde değişikliğe gitmek, ya geçmişi düzeltmek ya da geleceğe yeni yön vermektir. Başka? Muhyiddin Arabi ne diyor? Diyor ki, ehlinin kalbi nurları sözlerinden önde gider. Böylece nurlandırdıkları yere sözlerinin tesiri de ulaşmış olur. Bir insan, Allah Hacı acayip söylüyor. Muhyiddin Arabi diyor ki, ehlinin kalbi sözleri var ya, bir insandan kalbinden çıkan söz varsa, o vefat etse bile, yaşasa bile kendisinden önce söz gidermiş. Bir hadis de var galiba. Diyor ki Allah için bir şey yapılmışsa onu da Allah için gizleyen olursa Allah onu kıyamet kopmadan ölse bile Allah onun o fedakarın o güzel fiilini ortaya çıkaracaktır. Eğer Allah için yapılmayacak o iyilikler Allah için değil kişiler içinse tarih onu gömecek yok edecektir. Bir de okuyayım. Muhyiddin Arabi'nin sözü çok hoşuma gitti yazdım. Ehlinin kalbi nurları sözlerinden önde gider. Yani kalp ehlinin sözleri kendisinden önce gider. Böylece nurlandırdıkları yere sözlerinin tesiri de ulaşmış olur. Kalpten çıkan bir söz geriye gitmez, ileriye gidiyormuş. Kalpten çıkmayan bir söz arkaya gider. Yani neye benziyor? Şöyle gemi düşünün. Duman çıkıyor. Duman ne tarafta gider? Arkaya.
Kalpten çıkmayan söz geminin dumanı gibi arkaya gider. Kalpten çıkan bir söz korna gibi ileriye doğru gider. Başka, karamsar iyi ile karşılaşması olmayacak kadar zordur. Karamsar insanlar iyi ile karşılaşmayacak kadar zordur. İyi ile karşılaşamaz, zor. Olumsuz düşündüğü için niye? Olumsuz düşündüğü için iyi ile karşılaşması mümkün değildir. Buraya bakın. Olumsuz düşündüğü için iyi ile karşılaşması mümkün değil. İyi ile karşılaşsa bile, niye? İyi ile karşılaşsa bile kötü ve karamsar olduğu için onu kötüye yorumlayacak, gözlüğünün rengine göre görür. Karamsar olduğu için iyi ile karşılaşamaz. İyi ile karşılaşsa bile karamsar olduğundan dolayı onu kötüye yorumlayacağından gene iyi ile karşılaşamaz. Başka, münazaralı mevzularda insan duymak istediğini duyar, duymak istemediğini duymaz. Anladınız mı? Münazaralı bir zeminde insan duymak istediğini duyar, duymak istemediğini duymaz. Başka, fikirler hisler ile beslenir. Fikirler hisler ile beslenir. Kuvvet bulur, kendi başına bir kuvvet değildir. His ve heyecan, onun mücadele için, muvaffak olabilmesi için muhtaç olduğu kuvvet menbaıdır. Fikrin mücadelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyacı vardır. O da his ve heyecandır. Keşke iyi adam gibi böyle iyi dinleseniz veya ben öyle hissediyorum. Burada heyecanlanmanız gerekiyordu bu şeyde. Böyle havanın şeyinde mi acaba ağırlık var üzerinizde? Bunu dinlemeniz gerekiyor bak. Bir de okuyorum. Fikirler hisler ile beslenir, kuvvet bulur. Kendi başına bir kuvvet değildir his. His ve heyecan onun mücadele için, muvaffak olabilmesi için muhtaç olduğu kuvvet menbaıdır. His ve heyecan. Fikrin mücadelede muvaffak olabilmesi için, fikrinizin mücadelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyacı vardır. O da his ve heyecandır. Fikirlerinize his ve heyecan katın. Yoksa fikirleriniz muvaffak olamaz. Fikirler tahkiki imandan gelen aşk ve kuvvetle kuvvetin fiili çıkarlar. Bir de söylüyorum. Fikirler tahkiki imandan gelen aşk ve kuvvetle kuvveden fiile çıkarlar. Hadis-i şerifte bir meal okuyorum, bir hadis var. Çok hoşuma gitti, yazmışım. Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gidenlerdir. Başka? Tamam abi. Dünya ahiretin üstünde örtü olduğu gibi nefis beden de ruhun üstünde örtü olduğu kadar örtüyor. Bir daha okuyorum. Dünya ahiret arasındaki durumu anlatayım size de biliyorum. Su buz. Odun iki zıt zeminin ifadelenişidir. Duman ve nur. Odunu yaktığınız zaman duman ve nur çıkar. Dumandan kasıt cehennemdir, nurdan kasıt cennettir. İki zıt şeyin bir arada ifadelenişine odun denilir. Onun adı da dünyadır. Dünya ahiret arasındaki yakınlık uzaklık böyledir. Odunun içinde nur yoktur. Odun var, içi var gibi olur. İki yapı, iki farklı yapı olur. Yani bardağın içinde su var. Hayır. Bardağın içinde su var, bardak ayrı, su ayrı. Odunun içerisinde nur yok. Duman ve nur odun olarak gözüküyor. İçi yok.
İçi olursa odun ayrı, içi ayrı olur. Anlıyor musunuz? Buzun içerisinde su yok. Su buz olarak gözüküyor. Su buz olarak gözükmesi nasıl gerçekse ahiret dünya olarak gözükmesi böyledir. Dünya buzdur, su ahirettir. Dünya odundur, cehennem dumandır, cennet de nurdur. Çok acayiptir. Ahiret ismi zahir manasıyla ruh bir yere gider ölüm anında. İsmi batın cihetiyle bir yere gitmez. Ahiret, haşir, cennet, cehennem, ruhun inkışağının inkışafından çıkacaktır. Çekirdekten ağaç çıkması, çekirdekten uzaklaşan bir şey değildir. Çekirdeğin kendisini ifade etmesi, çekirdek ağaç olarak nasıl ifade ediliyorsa, ruh ahiret olarak böyle ifade edilecektir. Onun için senin ahiretini merak etme. Senin ahiretin ruha koyduklarındır. Ağaç olacak o. Senin ahiretin o. Sen de zaten biliyorsun. Ölümden korkma. Günahından kork. Ölüm ne demek ya? Çekirdeğin ağaç olması, buzun suya dönüşmesi, odunun yanıp nur ve duman çıkması ne kadar realite gerçekse, korkulacak bir şey değilse, ruhta cesede böyle ilişkisi vardır. Odun, nura, dumana ne kadar uzaksa, dünyada ahirete o kadar uzaktır. Odun, dumana ve nura ne kadar yakınsa, nasılsa, dünya ahirete öyledir. Nur kendisini odun olarak gösterdiği gibi, ahiret de kendisini dünya olarak gösteriyor. Anladık mı şu dünyanın ne olduğunu? O odunun üzerine de böcekler yüzüyor ya, yürüyor. O da biziz. Şöyle bir şey vardı abi, 700 bu sefer 19'dan sözlerde abi. He. Ey biraderi kalbi hüşyar, ezdadın cemindendir tecelli iktidar. Of! Aferin lan sana. Aferin. Ezdadın cemindendir tecelli iktidar. Odunu niye öyle yapmış yani nuru? Çünkü vallahi çok benim hissiyatımı söyleyeyim. Cennetten zordur odun yapmak. Ne diyorsun sen? Cennet tek boyuttur. Cennette esbab kullanılmıyor. Çünkü cennetteki malzeme hayatlıdır, şuurludur. Zıt yok orada. Mertebe de yok. Cennette bir şey yapmak kolaydır. Çünkü malzeme ona uygun. Burası ise ölüden diri yapmak zordur. İki zıt şeyi bir yere cem etmek zordur. Güneşi yapmak kolaydır. Nurdur. Odun yapmak zordur. Çünkü dumanla nuru aynı yere koyacaksın, karıştırmayacaksın. Çok zor. Odun yapmak, cenneti yapmaktan öyle olsun. Gerisini şey yapmayayım ya. Çünkü bazılar başka anlayacak. Odun yapmak çok zor. İnsanı yapmak kainattan zordur. Buranın taşı toprağı ve cansız ya. Cennette canlı olacak diye. Cennetin malzemesi canlıdır. Canlıdan canlı yapmak mı kolaydır? Cansızdan canlı yapmak mı? Bir daha söylüyorum. Cennet inne darul ahiret lehiyel heyvan. Her şey canlıdır. Bakın cennette malzeme canlı. Neticede canlı. Canlıdan canlı yapmak mı? Cansızdan canlı yapmak mı? Hangisi zordur? Cansızdan canlı yapmak zordur. Cennette zıtlar ayrılmış. Cennet cehennem. Dünyada duman ve nur aynı yerde. Zor işte. Bizim mucize anlayışımız da değişmesi lazım yani. Mucize de, aslında bu işte. Çok büyük mucize hocam. Çok işte. Tuhaf. Şu anda bu kelamdan sonra burası zordur. Çok tuhaftır. Ne demek bu yağmur? Şimdi girmeyeyim de. Gece olması benim acayibime gidiyorum. Hayret hayret dakikalarca peşi o çekme kattan seyrediyorum semayı. Gece ne demektir? Hala anlamış diye eminim. Ve ahirece duha, ve ahirece duha. Ve ateşeleyle ve ahirece duha. Karanlıklar içinde nur çıkar. Ademi vücuttur. Ademi vücut anlamıyorum. Cehalet de ademi vücuttur. Karanlık da ademi vücuttur. İlim vücudidir. Çok tuhaf ya bu memleket. Acayip bir şey ya. Şöyle bir bu tefekkürle bir 10 dakika bak ve öl git. Tamam. İnan yeter yani. Bu işlevin tamamdır. Kainattan zordur insanı yapmak vallahi. Ustad diyor ki ağaçtan zordur çekirdeği yapmak. Risale-i Nur olmazsa, bu ne konuşuyor sen? Böyle bir konuşma olur mu? Böyle bu asır, böyle bir şey olur mu? Ne diyor bu adam ya?
nur oduna ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Bu olamaz böyle bir cümle. Nerede o? Ancak Risale-i Nur okunurken çıkan manadır. Risale-i manası. Nereden çıkarttın biliyor musun? 25. sözce. Eşşecerül Ahtar'dan çıkarttım. Var ya 25. Orada ya ben zeki olduğumdan değil. Orada var ya. Karanlıktan nuru diyor. Kesafetten letafeti. Odun latiftir. Şeye, içindekiler latiftir. Odun kesiftir. Odun bir yerdedir. Ama ondan çıkan her yerdedir. Odunun kilosu var mı? Ustad diyor bunu. Tefekkür ve düşünce ile manayı nereden getiriyorsan. Ya burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bak bunun altında çiziyorum bak üçüncü kez. Üç defa söylüyorum altın çizin diye. Oduna bile demedim bak buna diyorum. Tefekkür ve düşünce ile manayı nereden getiriyorsan ahireti de ruh oradan getiriyor. Getirme yok. Tefekkürle mananın üstü açılıyor. Tefekkür ve düşünce ile manayı nereden getiriyorsan ahireti de ruh oradan getiriyor. O zaman getirme yok. Tefekkür ve düşünce ile mananın üstü açılıyor. 407 miydi mektubatta? 18 bin alemi bu alemde gördüm. Her alem açıldıkça diğer bir alemi görüyordu. Bak, tefekkür ve düşünce ile manayı nereden getiriyorsun? Böyle tefekkür ediyorsun, aa falan hemen şu yazıyorsun. Yazın tekrar. Aa yazıyorsun. Mana nereden geldi? Daha önce yoktu, olsaydı bu heyecan olmazdı. Tefekkür ve düşünce ile mana nereden geliyorsa ahireti de ruh oradan getiriyor. Aslında var, üstünü açıyoruz. Üstünü açıyoruz. Ahiret burada üstü açılıyor. Bazıları ölümle üstünü açıyor, bazıları fikirle ölümü. Dünya ile ahiret eşit oluyor. Hazreti Ali diyor ki, alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmezdi, eşit. Zaten açmış adam. Allah Allah. Peki abi, yani peygamberimizin bir açıda var, ben seni hakkıyla bilemedim. He. Peki o... Ondan mı fazla oluyor? O öteki hakkıyla. O her hak, durduğun yerden ilerisi hak, durduğun hak. Daha ileri daha çünkü bu mahiyeti zatiye, Allah'ı en iyi bilen Allah'tır. Olmaz ki. Mahiyeti zatiye hakkında biz ne konuşuyoruz var ya Kur'an. Kur'an nereden geldi? Hangi mertebeden? Sıfattan. Sıfat neredeydi? Esma. Kaynağı sıfat. Kaynağı şuunat. Kaynağı mahiyeti zatiye. Buradan çıkmışsa son mertebe budur. Kur'an'ın bize anlattığı geldiği noktadır. Kur'an nereden gelmişse Kur'an son noktası odur. Kur'an subutu sıfattan geldi. İlim sıfatına geldi değil mi? Oraya kadardır. Ama onun üstünde şuunat-ı zatiye ve mahiyet-i zatiye var. Mahiyet-i zatiye hakkında şu anda konuştuklarımız var ya Allah vesaire. Esma'dan konuşuyoruz da. Esma'daki Allah. Esma'daki Allah mahiyet-i zatiye'deki Allah değildir. Lehül esmaül hüsna. Bütün güzel isimler onundur. Bak şu masadaki her şey Hasan'ındır. Masadaki Hasan'dır olur mu? Masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler Hasan değil. Lehül esmaül hüsna, güzel isimler. Bu kalemler, güzel kalemler Hasan'ındır. Güzel isimler Allah'ındır. Allah değildir isim. O zaman biz Allah'a bilgilerimiz var ya bu bütün kütüphaneler vesaire. Esmadadır daha. Sıfattaki Allah değil. Şunat-ı zatiyedeki Allah değil. Mahiyet-i zatiyedeki Allah zaten o ancak o biliyor. Allah acayip bir şey yani. Meçhul. He? Meçhul. Ama güzel bir şey yani. Size bir şey söyleyeyim mi zevkimden? Ama ne koyamadım. Kaldırırsınız inşallah. Şimdi insan bilir üzerinde bazı nimetlerin olduğunu değil mi? Zevk alır. Bir şey becerdiğimi de keyif alıyor. Değil mi? Şimdi ben insanım. Ben nurcuyum. Ben dershanedeyim. Ben bu işin ehliyim vesaire. Ona o bilmekten gelen insana ait zevk yok mu? Mesela ben nurcuyum diyen kişideki şuurun nispetinde aldığı lezzet zevk sokaktaki bunu diyemeyen alamaz. Bilmez. Biraz yürüyeyim. Ben Bediüzzaman'ım. Bilmekten ve şuurundan gelen zevk ve lezzet bizde yoktur.
Çünkü Bediüzzaman değiliz. İleriye git. Ben peygamberim. Ben bütün kainatın çekirdeğiyim. Anlayışı ve şuurundan gelen ve ona has olan peygamber oluşundan, kainatın çekirdeğinin oluşundan, şuuru ve izanından gelen ve ona ait olan zevk ve lezzeti biz bilemeyiz. Gir ile, biraz da gir içeri. Ben Allah'ım. Bilmekten ve demekten, şuurundan, öyle diyeceğim başka tabi. Ben Allah'ım demekten ve bilmekten gelen zevk-i mukaddesesini mahluk bilemez. Şimdi bir düşünebiliyor musun? Bir yalnız bu sözümü dinledikten sonra odaya çekil düşünün ya ne olur. Ben Allah'ım. Bir şey ben Allah'ım diyor. Ve Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Allah, Allah olduğunu bilmekten Allah'a mahsus lezzet-i mukaddesesini mahluk bilemez. Bunu anlıyor musunuz? Anlamaya çalışıyoruz abi. Yani bunu yatakta işte bunları tefekkür edeceksiniz arkadaşlar. Yatağınıza bunu getirin, bununla yatın. Onu bu şekilde düşünerek dua etme de başka bir şey. Acayip oluyor ya. Allah böyle tatlı oluyor. Yani sen Allah'sın ya Rabbi. Korkmak da olmuyor biliyor musun? Böyle namazda, tayyatta çok güzel oluyor. Geçen dün şükür için tadat edeceğim. Yatsı namazına tepecikte o bir tayyatta oldu. Bir rekata kazanamadım. Namaza girerken aldım biraz zevk. 2-3'ü kaybettim. 4'te biraz hafif tayyatta Allah'tan zevk aldı. Elhamdülillah. Acayip bir şey. Keyif, korkmak değil. Böyle utanıyorsun. Ne bileyim böyle tatlı bir şey ya. Allah hoş, hoş bir şey. Hoş bir şey. Hoş. Şey. Bir bakmıştım abi kitaplara da böyle. Hani hocalara soruyor namazım oldu mu diye. Yani bazı çoğu alimler demişler ki ilk tekbirde namazda olduğunu biliyorsan namazın olmuş yani. Yani namazda olduğunu biliyorsan. Evet. Çoğu normalde namazda olduğumuz değil. Yani. Çoğu namazda olmuşuz değil. Yaşadığımızın farkında değiliz. Ya bir anladık mı böyle? Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Hatta biz ölmüşüz, bizim haberimiz yok abi. Evet. Kesin. Herkes ölmüş burada. Dün anlattım, adam da şaşırdı. Bak, kim ölecek Allah aşkına? Ne olur din kaidesine, ölçüsüne göre? Küllü nefsin, nefs. Zayikatın mevdu. Nefis ölecek. Nefsin ölümü nedir? Allah Resulü şöyle diyor. Mutu kabli ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölüm o işte diyor Resulullah. Peki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sözünü şerh eden şey var. Muhaddisunlar var. Ben bunu kuru iddia etmiyorum bunlara. Ama anlatamıyorum uzun uzun olur diye derste. Biz ölmüşüz zaten diye. Bak burada hadise dayanıyorum. Mutu kabli ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Yani bu müfessirler değil. Kur'an'ı tefsir eden değil. Hadisi tefsir edenlere muhaddisun. Merak ettim baktım. Muhaddisun diyor ki ölmeden önce ölünüz. Ölen nefistir. Nefisin arzularını yapmamak nefsin ölümüdür. Bu adam ölmüştür. Ruh zaten ölmez diyor. Ölen nefistir. Nefisin de ölümü ya hakikaten ölecek veya dünyada isteklerini men edeceksin. O zaman nefsin ölümünden bahsediyorum. Oruç tutuyor musun kardeş? Namaz kılıyor musun kardeş? Haramdan uzak duruyor musun kardeş? Daha eve geldiğin zaman internet televizyonları açmıyor musun kardeş? Tesettürüne dikkat ediyor musun kardeş? Haram helaline dikkat ediyor. Her bir emri şeri nefsin ölümüdür. Ne kadar ölürsek o kadar ölmeyeceğiz. Zaten ölmüşüz. Yani o kadar acı çekecek yoksa nefis alışmadığı şeyleri tabii, bıraktığı için. Acıcı yani ölümü İmam Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki ölümün elemi diyor bıraktıkların kadardır. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ölümün ölümü firaktır diyor. Biz zaten firakı visalle birleştirdikten sonra şimdi bak azaya gelecek şimdi ortamda. Şimdi gelse. Yatağında ben neyle yani Azrail Aleyhisselam peygamber olduğuna inanmışım. Meleklerin peygamberi. Zebani değil. Şu anda Allah şahit değil mi? Şu anda benim nefsi yedi hepinizin yedi kudretinde olan Allah. Bilmiyor mu konuştuğumu? Şu anda gelecek. Niye endişe edeceğim ya? Teslim ol Allah. Allah'ın mal Allah'ın mülk Allah'ın. Maliken mülk. Mülkün sahibi. Yetesarefe fi mülki keyfe eşya. Mülk sahibi mülkünün istediği. Yeter ki sen öl daha önce. Ölümü düşün demiyor. Öl diyor. Abi ölümden korkuyorum. Ne korkuyorsun? Öl.
korkma diyor, öl diyor. Allah Resulü diyor ki, öl, öl. Ölüm adam diyor ki, hala ölümde korkma. Yani haram iş diyorum. Ölümde korkan haram iş diyor demektir. Haram iş demeyen ölümden korkmaz. Ölümün ölümü firak mıdır? Üstad diyor ki, ölümün ölümü firaktır. Böyle bir ders var, bir saat dinlersin. Ölümün ölümü diye, Nur dersinde var. Ölümden daha acı bir şey olduğunu söylüyor abi. Nedir o? Hatırladın mı? Dilemalarda geçiyor. Neyi o? Dostlardan... Fırak. İşte, dostlardan fırak olmasaydı ölüm gelip yol bulup canımızı alamazdı. Onun üzerine kurdum zaten bir saat dersi. Hasan-ı Basri ise, radıyallahu anh, ölümün elemi ve azabı bıraktıklarına alakasın kadardır diyor. Kiracı gibiysen çıkması kolay gibi olur. Dünyaya ev sahibi gibi oturursan çıkması zor olur. Kardeş, ölüm de güzel, günah güzel değil. Ölüm güzel, cennet güzel. Allah'a ile kavuşacaksın. Acayip ölüm demiş. Peki niye korkutucu şey olmuş? Doğuştan beri kürsüye çıkanlar, anne babalarımız ölüm kötü, ölüm kötü, ölüm kötü, ölüm kötü, cehennem var, Allah var, ölüm var, ölüm var. Lan hep ölümle tehdit etmişler bizi de. Travma olmuş. Ya bir sevsene şunu ya. Bak bir paragrafımda kaldı, bitiriyorum. Derslerle ruhun üstünden bedeni kaldırmaya çalışıyoruz. Bu derslerle ne yapmaya çalışıyoruz? Bedeni ruhun üzerinden kaldırmaya çalışıyoruz. Araladıkça ruhsal lezzetler seni kuşattığı gibi aslında kuşatan şey buralı değil. Yani dersler dinledikçe, tefekkür ettikçe ruhun üzerindeki perdeler kalkıyor. Yani cehaletler kalkınca bir şey kalkıyor. O zaman ne oluyor seni? Araladıkça ruhsal lezzetler seni kuşattığı gibi aslında kuşatan şey buralı değil. Yani o lezzet var ya şu anda mesela. Şu anda ruhani lezzet yok mu? Buralı mıdır bu? Bu lezzet buralı mıdır? Mesela bak. Aa arkadaşlar acayip bir koku var. Ben alıyorum, siz alıyor musunuz? Demek buralı. Veya ses duyuyor musunuz? Demek ses buralı. Ama hepimizde ruhani bir lezzet var. Var mı yok? Buralı değil. Nasıl oldu? Yani 18 bin alem, ustad diyor ki bir alem kalktıkça diğer alem gözüküyor. Aha bir tanesini söylüyorum. Şimdi derste oturuyorduk langur lungur ilk. Ders gittikçe, içeri gittikçe böyle lezzetler olmuyor mu? Ne demek biliyor musun? Cehaletlerimiz kalkıyor tak. Kapaklar kalkıyor tak. Şu anda bu hal ve huzur buralı mıdır? Gaybli da değil. Demek ki buradadır ama üstü kapalıydı. Tefekkürle ve düşünceyle üstünü açtık. Diyoruz. Anlayacağımız tarzda bir şey yoktu. Kiraz yedik, elma yedik, baklava yedik, cinsellik oldu. Bir lezzet oldu. Gaybda değil. Sende var da üstü açıldı. Sende vardı zaten. O çekirdek gibiydi o lezzet, hazlar. Onun ortaya çıkması için o karşıdaki şey zemin oldu. Kiraz zemin oldu. Cinsellik karşıdaki erkekse erkek, kadınsa kız zemin oldu. Aslında oradan alıyorsun zannediyorsun ama hayır, karşıdaki senin üstünü açıyor. Sen kendin kendinden zevk alıyorsun. Buna ait rüyalanmak da aynısı değil midir? Hayalle hadiseler aynı değil midir? Başkası değil ki sensin. Sendedir o. Hayal kurup da zevk aldıkların yok mu? O hayal kurdukların hariç değil ki burada duruyor. O zaman sen senden lezzet almana vesile oluyorlar. Her şey sende, farkında değilsin. Ben bile sendeyim. Sen bende olduğun gibi. Manyaklar ve deliler bölgesine hoş geldiniz. Çekirdeğin üstünü toprak zahirde örtüyor gibi gözükürken üstünü açıyor. Toprak çekirdeğin üstünü örttüğü gibi gözükürken aslında çekirdeği toprakla örtüyoruz. Ta ki üstünü açmak için. Çekirdeğin üstünü açmak. Ağacın üstünü açmak için çekirdeğin üstünü toprakla örtüyoruz. Kadınlarımızın ruhunu bedeninden çıkartmak için bedenlerini örtüyoruz.
Toprak zahirde örten, aslında toprak örten, zahirde toprak örten, aslında içini çıkartan. Yani her şeyin bir anahtarı var. Sanki toprak içini anahtarı çıkartıyor. Evet. Son şeyimi okuyayım. Veya şuraya. Elektrik kablosundan ışığın çıkması gibi, yani üstünü açmak, yani kablonun içi karanlık, karanlıktan nurun çıkması, ilim ampul gibi elektrik ampulde ışıktan ısıyı yüklemiş. Mesela elektrik kablodur, zahir. Üstünü aç, ısı çıktı, ışık çıktı. Bak mesela alemler böyledir. Elektrik kablosunu düşünün. Bunları tefekkürünüzde kullanacaksınız. Kablo düşünün. Zahirde kablo. Tut, bir şey olmaz. Plastik. Üstünü aç bakalım. Plastik, plastiği soy, bakır. Bakırın üstünü aç. Oo! Nasıl anlayacağız? Isı, ışık, renk, katil. Buradan geçen elektrik ampule gitti. Işık, elektrik ocağına gitti. Isı, görmediğime inanmam diyen adama tutturduk, gebertti. Kaç bin tane, milyar tane cihaz çalıştırdı hep buradan. Demek ki kablo zahirde kablo ama içinde milyarlarca cihaz var. Her bir cihaz alemdir. Peki, yani siyah topraktan renklerin çıkarması gibi, üstünü açmak, bak, siyah topraktan renklerin çıkması gibi, sudan yanıcı olan oksijenin çıkması gibi, birbiri içine girmiş. Bu dünyada altsız ne var? Bu dünyada altı olmayan ne var? Hiçbir şey yok. Mesela odunun altsız düşünün, var mı? Peki altsız olan bir şey, yani zıtsız bir şey yoktur. Allah'ın zıttı ademi vücuttur. Varlığın vücudu ademdir. Beyazın zıttı karanlıktır. Dünyada zıtsız hiçbir şey yoktur. Altsız bir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Atomun altı atom altı. Korkunun altında da ölüm. Ölümün altında da ayrılık ve hesap. Vesaire vesaire. Alt olmadan üst olamaz. Her şeyde içsel yapılarla, yapılarda meratip yapılanmaları var. Yani içinde zıt barınmadıkça o şeyde meratip olmaz. Eğer bir şey zıttıyla yoksa o haliktir. Ceverdir o. İmam bile küfürü barındırıyor. Bu hakikat boyutları veya yapılanmalar nihayetsiz alt tarafın olduğun en büyük işareti ve alametidirler. Yani dünyada ahiretin içinde öteki alemler olduğuna en kesin delil bunlardır. Atom altıdır. Atom diyoruz ama altı var. Nihayetsiz. Bir de bu anlattıklarım. Visalda ayrılık. Bak visalda ayrılık var. Kavuşmak ayrılığın içinde. Ayrılık kavuşmanın içinde, ayrılık da visalin içinde, elem de lezzetin içinde, lezzet de elemin içinde, batınsız zahir, zahirsiz batın var mı, olur mu? Aynen öyle de ahiretsiz dünya ve dünyasız ahiret, ahirette olamaz. Dünyasız ahiret, ahiretsiz dünya yoktur. Nursuz odun gibidir. Ahiretsiz dünya, dünyasız ahiret, susuz buz gibi düşünün, olmaz. Susuz buz olmadığı gibi ahiretsiz dünya, dünyasız da ahiret olmaz. O zaman yani Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı Allah bilinmezdi yani. Allah bilinmeyecek. Allah değil, cenneti bile bilmiyordu. Cennet bile değil, kendisini bile bilmiyordu. Eğer Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilseydi o meyveyi yemezdi. Çünkü şeytan dedi ki sen bunu yersen ölümsüz olacaksın. Oysa cennette ölüm yoktur. Eğer cennette olduğunu bilseydi ve insan olduğunu bilseydi o cennette ölümsüz olduğunu bilecekti ve onu yemeyecekti. Yediğine göre orayı bilmiyor demektir. Zaten Allah da öyle diyor. Beni tanımak istiyorsan kendini tanı. O zaman sen kimsin? Peki. Kadının da üstünü örtüyoruz ki üstündeki örtülerin kalkması için. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.